Başlayayım mı hocam? Olur, başlayalım, başlayalım tabii. Travmatik immatür daimi dişlerde pulpotominin iRoot BP Plus ile etkisi. Randomize prospekt. Ben özür dilerim. Şeyi soracağım. Sen gönderdin mi e-posta olarak? Göndermemiştim onları. Nasıl? Göndermemiştim. Niye? Hocam sabah gönderecektim. Sabah da arabada bir arıza oldu. Ona gittim. Anca yetişebildim. Kusura bakmayın. Bugün evet. Biraz böyle. Sabah değil de bir gün önce göndermen gerekiyor biliyorsun. Anladım hocam. Tamam. Ona dikkat edin lütfen. Evet, dinliyoruz seni. Tamam hocam. iRoot BP Plus ve kalsiyum hidroksitin karşılaştırıldığı bir kontrollü randomize çalışma. iRoot BP Plus özellikle çok uyumlu oldu, bir uyumlu olduğu konusunda üzerine çalışılmış, iyi bir sızdırmazlık sağladığı vurgulanan bir yeni bir materyal. Özellikle kanal tedavisi dolumlarında, kanal dolumlarında endodontistlerin yeni dönemde kullanmaya başladığı bir materyal ve bunun pulpa kapaklamasında da kullanmaya başlamışlar. Bu çalışmada da kalsiyum hidroksitle karşılaştırıyorlar. Komplike kron ve komplike kron kök kırıklarında yapılmış bu çalışma. 110 vakamız var. Bu 110 vaka düzenli aralıklarla kontrol ediliyor. Vitalitesine, kök gelişimine ve dentin duvar kalınlığına bakılmış. Ancak sonuç olarak bu 110 vakada 55-55 oranında ikisinde de uygulamışlar. Ama dentin köprüsü oluşumunu iRoot BP Plus grubunda kalsiyum hidroksit grubuna göre anlamlı derece daha ince bulmuşlar. Aslında bioseramik materyallerin ve bu iRoot BP Plus materyalinin kendi sitesinde de çok iyi bir materyal olduğu, muazzam derecede sızdırmazlık sağladığı, aşırı derecede biyouyumlu olduğundan bahsediyor. Aslında yine de kötü bir materyal olmadığını bu çalışmada da bulunmuş. iRoot BP Plus parsiyel pulpotomi için etkili bir kapatma materyali olarak kullanılabilir denilmiş. Ancak bununla ilgili daha fazla klinik çalışmaya ihtiyaç olduğu söylenmektedir. Birinci makalemiz bu. Geçeyim mi hocam ikinciye? Geçmeden üzerinde konuşalım. Tamam. Bir şey hani atlayınca unutuluyor. iRoot BP Plus ne içerikli demiştim? Bioseramik içerikli hocam. Endodontistler şu an bayağı rutin kullanıyor. Yani rutin değil ama hani yeni yeni kullanılmaya başlanmış. Sert yani o da MTA gibi aslında ona eşdeğer olarak kullanılmaya amaçlı biraz çalışma varmış. Kanal tedavisinde çok uygun fiyatı MTA'ya göre. Fiyatı konusunda bir fikrim yok hocam. Anladım. Ama yani endodontistler niye daha çok tercih ediyorlar ya da etmeye başlamışlar? Mazlık açısından hocam. Bir uyumlu ve sızdırmazlık hatta şöyle yazıyor sitesinde muazzam düzeyde sızdırmazlık sağlar diyor. Yani o kadar övüyorlar ama hani ama kanal tedavisinde eğer retreatment gibi vakalarda sökülme şansı çok zormuş. Retreatment'ta kanalı dolduruyorlar bununla yani. Kanalı yani yine şeyle dolduruyor. Aslında bioseramik içerikli kanal dolum patı şeklindeymiş. Yani yine guta kullanıyorlarmış ama hani bunu tekrardan kanaldan sökmek çok zor oluyormuş. Ya guta ile beraber mi kullanıyorlar? Evet. Evet yani geçen bir şey de vardı da böyle endodontistlerle ilgili bir böyle webinar gibi bir şey vardı. Orada da bahsettiler bundan. Hani 4 hekim vardı. Biri kullanıyormuş bazen ama hani o da o retreatment olayından bahsetti. Sıkıntılı olduğunu. Diğerlerinde çok şu an kullandıklarını söylemediler. Anladım. Yani sonuçta örtücülüğün şeyde yani özellikle vital dokuların korunması ve orada rejeneratif amaçla kullanılacaksa örtücülük üzerinde çok duruluyor. Evet. İş yavaş yavaş da ona geldiği için hani MTA'da da nihayetinde başarısı bununla ilgili gözüküyor. Öyle bir durumda eğer gerçekten başarılıysa ama tabii ilave çalışmalara bakmak lazım. Teşekkürler. Aslı Hocam buldu mu? Aslı Hocam'ı görebildim. Esra Hocam. Onu da göremedim. Demek ki bir tek ben varım. Tamam, devam edelim. Anladım hocam. Dental tedavi hikayesini anksiyete ve ağrı korkusu üzerine etkisinin değerlendirilmesi. Okul çocuklarında anksiyete prevalansını değerlendirmişler ve geçmiş dental tedavi deneyimiyle anksiyete ve ağrı korkusu arasındaki ilişkiye bakmışlar.
Burada ağrı korkusunu ayrı bir durum olarak değerlendiriyor. Anksiyeteyle ikisini kıyaslıyor zaten. Brezilya'da yapılmış bir çalışma. 6-12 yaş grubundaki 1191 çocuk üzerinde yapılmış. Dental anksiyete skalasında bir değerlendirme yapılmış çocuklar üzerine. Ve çocuklara göre uyarlanmış dental ağrı anket formu doldurtulmuş. Daha sonrasında elde edilen sonuçlar, dental anksiyete küçüklerde daha fazlaydı haliyle ve daha fazla görülmüş ve bunun şiddeti de orta ve şiddetli düzeydeymiş. Yüksek anksiyete görülen hastalarda yüksek ağrı korkusu mevcut. Aynı durum anksiyete göstermeyen grupta orta derecede ağrı korkusu. Yani her halükarda her hasta korkuyor demek istemişler. Diş hekimi geçmişi olmayan çocuklar olanlara kıyasla daha fazla anksiyete ve korku göstermiş. Muhtemelen bu deneyimi olan çocuklar da herhalde ilk seansa diş çektirmemiş. Şiddetli anksiyete ve aşırı ağrı korkusu prevalansı 6-9 yaş grubunda burayı göremedim. Çürük deneyimi olan kız çocukları grubuna göre daha fazla yüksek bulunmuş. Anlamadım. Diş hekimi son söyledi. Orayı şuradan diğer bilgisayarda görünmedi de. Şiddetli anksiyete ve aşırı ağrı her şeyi görmemize gerek yok Erifan. Yani anlatabilirsin. Yok, benim bilgisayarda bir sıkıntı oldu da orasında. Yok, yani görmek zorunda değiliz. Sözlü de anlatabiliriz. Evet. Problem yok. 6-9 yaş grubunda ve çürük deneyimi olan kızlarda daha fazla korkuya rastlanmış. Yani erkek ve kız olarak da kıyaslamışlar aslında. Çürük deneyimi olan kızlarda daha fazla görülmüş ve haliyle 6-9 yaş grubunda, yani başta da bahsettiğimiz gibi küçük yaş grubunda daha fazla bu korku ve anksiyete ve ağrı korkusuna rastlanmış çocuklarda. Diş hekimi deneyimi daha az anksiyete ve daha az ağrı korkusuyla ilişkilendirilmiş. Yani diş hekimiyle iyi bir ilişki kurulduktan sonra bu anksiyetinin ve ağrı korkusunun ortadan kalkacağını söylemişler. Yani tamam kalkmasa da belli düzeyde ortadan kalkacağını belirtmişler. Çocuğun yaşı anksiyete düzeyinde belirleyici bir faktör. Haliyle o küçük yaş grubundan bahsediyor. Şiddeti anksiyete ağrı korkusunu önemli düzeyde etkiler. Anksiyetenin şiddeti ağrı korkusunu önemli düzeyde azaltacağından bahsetmişler. Peki. Rica ederiz. Ağzına sağlık. Şeyi soracaktım. Çalışmayı nasıl planlamışlar? Yani muhtemelen sen de merak etmişsindir diye soruyorum. Yani çocuklara bir tedavi uygulayıp ondan sonra mı bakmışlar tekrar? Orijinaline ulaşamadım hocam ama yani şurada anladığım kadarıyla çocuklara sadece anket formlarıyla yani anket formlarıyla çocuklara uyarlanmış skalasının olduğu bir anket formuyla çalışma yapılmış. Bir şeye bakabilir miyim? Baştaki slaytına, yani bu şeyin. En baştaki hayır, bu çalışma grubunun giriş slaytına. Onun üstü. Görebiliyor musunuz hocam şu an ekranı? Ben ekranı kapattım. Paylaşımı kapattım. Hayır, görmüyoruz. Evet, şimdi? Şimdi görmeye başladık. Evet, onun bir üstündeki slide lütfen. Bir saniye lütfen. 123, 46. Hayır, şeyden 834. Hocam bir şey sorabilir miyim? Evet lütfen Türkan. Bu tam sırası gelmişken. Bu PubMed ID'ne nasıl arama yapıyorsunuz? Ben PubMed ID'ne arama yaptığımda no result çıkıyor. Çalışmanın adını yazmam gerekiyor illa. Hayır, yazmana gerek yok. PubMed'in sitesine girdiğin zaman orada bir arama sütunu, search sütunu göreceksin. Oraya direktmen bu şeyin, literatürün şey numarasını PMID diye yazıyor. Bu numarayı yazdığın zaman direktmen şey çıkar. Literatür çıkar. Kendi çalışmamı yaptığımda çıkmıyor. Kendi literatürümü arama yaptığımda çıkmıyor. İsmini kopyalayıp yapıştırınca çıkıyor. İsmini kopyalayıp numaradan çıkıyor.
Aynen. Dört yerinden çekmiyor herhalde dedim ID ile. Burada şöyle bir şey var. Özellikle bu tür kopyala yapıştır yaparken şeye dikkat edin. Sonunda bir mesela bir boşluk bıraktığınız takdirde hani mesela bu 34 ile bitiyor ya, farkında olmuyorsun. Evet. Kopyalarken bir boşluk alıyorsun. O zaman bulamaz. Olmuş olabilir. Tamam. Teşekkür ederim. Ben literatürün şeye bakıyorum da şeyi var bunun. İrfan. Full text'ine nasıl ulaşamadı anlamadım. Oradan girdiğimde görünmedi hocam bende. Tekrar yani, yani o full text'ına tıkladım. Orada yine aynı şey geldi. İrfan niye biliyor musun? Sen bunu PubMed'de şey yapsan çıkardı. Anladın mı? Aynı çalışmayı PubMed'de aradığında çıkıyor. Bize yolladı, Ebru ablan yolladı. Benim çalışmamda da oradan çıkmadı. PubMed'de arayınca çıkıyor. Anladın mı? Belki öyle yapmadım. Zaten yine PubMed'de arattım zaten. Hani o direkt linkten bakmadım. Oradan kopyaladım mecbur. Burada Safari, Chrome arasında bir çevirme şey oldu. Yine öyle arattım. Evden ulaşmaya çalışırsan doğal olarak evden kastediyorsun değil mi? Buradan arattım derken. Evet. Yani evden ulaşman mümkün değil. Zira evi de senin bu dergiye bir aboneliğin olmadığı için dolayısıyla bu literatüre de ulaşman evet. mümkün olmayacaktır. Yani literatüre literatüre ulaşmak istiyorsanız çok basit bir şekilde fakültedeki ağı kullanmanız gerekiyor. Çünkü otomatik abonelik olduğu için web sayfasına gittiğinizde size o literatürü yani burada olduğu gibi verir. Anladım. Yani biraz bana öyle görünüyor ki yani sunu biraz son dakikaya kalmış gibi. Yok hocam hatta pazar hazırladım sanırım. Yani o kısmını ben artık sana bırakıyorum. Başka arkadaşlarda da oldu full tekste yani, ulaşlamayan. En azından mesela özetlerini bize gönderebilirdin. Evet. Ondan sonra bu tür karşılaştığın sorunlar varsa çünkü ben böyle bir literatürü okuyor olsaydım şunu merak ederdim. Yani çocuğa dişim çekimi mi yapmışlar yoksa restoratif bir tedavi için mi lokal anestezi aşamasında mı? Yani ağrıyı hangi skalayla almışlar? Ne şekilde yapmışlar? Bunu anlamak isterdim. Çünkü basit bir şekilde evet anksiyete ile korku arasında zaten bir ilişki var. Bunu zaten biliyoruz. Anlatabildim mi? Yani bu yeni bir şey değil ki. Yani anksiyetesi çok olan kişinin basit bir şekilde operasyon sırasındaki korkusu da yüksek olacaktır. Yani bu literatür yürütün arşivi o pediatric dentistry'de yayınlandıysa bir orijinalitesi vardır. Yani bu orijinaliteyi de sağlayan bir şey var demek ki çalışmanın içerisinde. Demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Ya bunu sorgulamanı beklerdim ben seni. Ki keza aynı şekilde yani onu sorguladığın zaman hani burada tabii ki oturup bütün full text'i okuyun, bütün full text'i çevirin ve anlatın demiyoruz. Yani bak, ama bakalım. Ben ondan da çok şey de yapmadım hocam. Yani biraz detayına bakmak gerekir yani böyle bir durumda. Hani demin söylediğim gibi yani her literatürde değil. Yani bazısının abstraktı gerçekten sunum için yeterli olabiliyor. Ve yine aynı şekilde bazı literatürde gerçekten çok bulmanız gerekiyor. Mesela işte geçen günkü bir tane literatür vardı. Gerçekten çok ağır bir literatürdü. Hani bunu bakılmak istendiğinde hani bulunmak istediğinde full text'i gerçekten bulunamayabiliyor. Öyle bir durumda en azından hani danışmanına ya da bana bir dönüş yapıp hani hocam burada bu anlaşılmıyor. Mesela şu bizim için önemli. Burada bir ağrı skalası kullanılmış. Fear of Dental Pain Questionnaire Short Form diye bir ağrı skalası kullanılmış. Bunun yani bunlar genel bilgiler anlatabildim mi? Hani sen mesela yarın özel dev ya da işte bir devlet kurumunda ya da bir yerde bir çalışacaksın. Hastalarının mesela ağrı düzeylerini kaydetmek istiyorsun. Hani bu çok korkuyor, az korkuyor diye kaydetmek normal diş hekiminin yapacağı bir şey. Ama evet. Normal pedodontistin yapması gereken şey bir skalayla en azından hastasının anksiyete ve ağrı şeyini, durumunu, korkusunu kaydedebilir olması gerekiyor. Orada hangi skalayı tercih edeceksin? Hangi yaş grubunda? Hani bunu koyabilmek için de adına o skalayı hani
normal diğer skalaların içerisindeki yerini işaret etmek gerekiyor. Demek istediğimi anlatabildim mi? Yani literatür okurken lütfen farzı yerine getiriyormuşçasına değil de birazcık daha özverili, biraz daha öğrenmeye dönük olarak bu işi götürün. Çünkü öbür türlü hani düz yazıdan zaten buradaki abstraktı okumak son derece basit. Yani baktığınız zaman zaten bu senin söylediklerinin dışında hiçbir şey çıkmıyor. Ama bu bizim için tek başına bir fayda sağlar mı? Çok da sağlamaz. Ben aynı bu literatürleri lütfen sunumdan sonra bana gönder. Ben bunların ikisini de webde yayınlayayım. Bir de oradaki gözleri bakalım. Tamam. Teşekkür ediyorum. Başka sorusu olan diyeceğim bir, bir saniye. Ha, seninle ilgisi yok. Tamam. Tamamdır. Başka ilave etmen, sorusu olman, İrfan'a sormak istediğiniz herhangi bir şey var mı? Literatürlerle ilgili. Tamam, ben bunları yayınlayacağım zaten. Oradan da tekrar